Dik üçgen ve trigonometri 1, test 16. Şekilde diklikler verilmiş, uzunluklar da verilmiş. A'dan E'ye olan uzunluğu soruyor. Bir noktadan diğer noktaya gidilebilecek en kısa mesafeyi hipotenüsle simgeleyebiliriz, ifade edebiliriz. Buradan buraya gidilen yolu soruyor. Bunu bir dik üçgene dönüştürelim. İki tane 90 varsa dikdörtgen elde edin demişimdir daha evvel. 4 ise şurası da 4. Önce yataydı 13, sonra 11 gidilmesi aslında 24 gidildiği anlamına gelir. Ve şu dik üçgende özelliği görelim. Şurası da 7. 7, 24. 25 birim yol alınır. C. Oran istemiş. 30K'yı görüyorsa 92K'yı görüyordur. K ise mecbur bu da K olacak. Çünkü şurası da 45 olacak. Ve yine burası 45 ve yine burası 45. Burası da K, burası da K kök 2. A'dan B'ye yol 2K. A'dan C'ye yol K kök 2. K'lar gider. Kök 2 bölü 2. Ya da bunun eşleniği olan 1 bölü kök 2. Adana. 3, 4, 5. Dikmeden dikme Öklit. İki diklik arası mesafe H'tır. Dikliğin gittiği yol bir sağ ve bir solu çarpılarak bulunur. H kare eşittir 10 çarpı 5'ten. H kare dediğim ifade 50. Ya da H dediğim ifade 5 kök 2 olur. 5 kök 2. 5'in 1 katı burası. 5'in kök 2 katı burası. Ve burası da 5'in. Kök 2'nin karesi 2. 1'in karesi 1. Topladım 3. 5 kök 3 olur. D. İkizkenar bir üçgene gelen diklik bunu iki eş parçaya böler. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirinin aynısıdır. BC uzunluğu 24 ise şuraya 12 kalmıştır. Burası da 12 eksi x'tir. Şu küçük uzunluk. 9, 12, 15 üçgeninden şu uzunluk 9. Ve dikmeden dikme Öklit. 9'un karesi 12 çarpı başka bir ifade. 9'un karesi eşittir 12 çarpı şu ifadeye y diyelim. Çözelim bunu. 81 bölü 12 eşittir y. 3'e böldüm 27. 3'e böldüm 4. 27 bölü 4. 12 eksi 27 bölü 4. 48 eksi 27 bölü 4. 1. 21 bölü 4 bulunur. Edirne. Dikmeden dikme Öklit'tir ama önce şu küçük üçgende 4, 8, 4 kök 5 üçgenini görelim. Sonra hamburgerin karesi, patates kızartması yani h kare eşittir p çarpı k. 64, 4 ile 16'nın çarpımı dolayısıyla buraların 8, 8 olması lazım. Çünkü 8'in karesi 4 çarpı y'dir. Şu uzunluğun tamamına y dedik. Şurada da özel bir üçgen var. 8, 8, 8 kök 2. C. Açı, açının yanında kenar, o zaman diklik gönderin. 6, 6, 6 kök 2 oldu. 96'yı, pardon, 90, 12 görüyorsa 30 bunun yarısını görür. Yani bu uzunluk 6 olacak şekilde bu açıya 30 derece kalır. Bunu bilin, yani bu güzel bir soru aslında. Birçok şeyin temeli. 6, 8, 10 üçgeninden burası 4 ise burası da 4. 4, 6, 2 kök 13. Şurası da 2 kök 13. Ben o kadar çok çözdüm ki bu üçgeni ezberden biliyorum artık. Şurası 2 çarpı 4'tür. 2 çarpı kök 13. 2 çarpı 4. 2 çarpı bir şey. Kök 13'ün karesi 13. 4'ün karesi 16. 29. Edirne. Alfa 90 beta. Beta ise alfa. Alfa 90 beta. BAC açısı ACD açısıyla aynıymış. Yani bu da alfa. O zaman buraya beta kaldı. Çünkü şu açıyı 90 bulduk. Öklit'in bir kuralı. 6'nın karesi BE çarpı tamamı. 36. 4 ile 9'un çarpımı. En uygun değer 9. 36'nın 16. 2 kök 5'tir burası. Pisagor yaptık. Bir kere daha Öklit yapalım. 5'in karesi bu uzunlukla bunun çarpımıdır. 25 eşittir 2 kök 5 çarpı y diyelim bu uzunluğa. O zaman buranın
Ne olması lazım? Kök 5'e bölelim önce her tarafı. 25 kök 5 bölü 5'ten 5 kök 5 eşittir 2y. O zaman y dediğim şey 5 kök 5 bölü 2. 5 kök 5 bölü 2 oldu. Bir kere daha Pisagor yapalım. 5'in bir katı, 5'in kök 5 bölü 2 katı. O zaman 5'in bir katı olacak. Burası 5 bölü 4. Artı 1'in karesi 1, 9 bölü 4. Yani 3 bölü 2. Çözelim bunu. 15 bölü 2. Adana. Üçgenleri vermiş. DE'ye K dersem, EC'ye 2K demeliyim ve BD'ye de yine 2K demeliyim. O zaman burası K kök 2 olur. Çünkü kırmızı üçgende Öklit yapacak olursak hamburgerin karesi patates kızartmasından FD'nin karesini ne buluruz? K çarpı 2K buluruz. Buradan K kök 2 yakaladım. Buraya bakalım. Hamburgerin karesi patates kızartmasından kök 6K bulurum burayı da. Kök 6K, 3K, 9, 15, K kök 15 oldu burası. Şu mavi üçgene Pisagor yaptık. K kök 15. FB uzunluğu. Küçük üçgene Pisagor yapalım. K kök 2, 2K. O zaman burası K çarpı kök 6 oldu. K kök 6. Bunlar gitti. 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 2. Kök 5 bölü kök 2. Kök 10 bölü 2 bulunur. 15, şurası 75, burası da 75. 15, 75, 90 üçgeni özelliği haşa 4 haştır. Yani burası 4 ki burası 14 katı 16'dır. Evet. BC, CD'ye eşitmiş. Demek ki buranın 45 olması için 30 kaldı. 30, 60, 90 üçgeni var burada. 30 neyi görüyorsa 92 katını görüyordu. Benden de bu uzunluğu istemiş. Şurayı bir silelim. İki iç bir dıştan 45 dereceyi yakalayalım. Açı açının yanında kenar diklik gönderelim. 90 12 ise 30 yarısını gördü. Şurada bir özel üçgen çıktı. Bu da 6. Burası 6 kök 2. Şimdi eşitlikleri vermiş. Oran istiyor. Muhteşem üçlüyü görelim buradan. Evet. Ben buna x dersem bu da x olur. 2 iç bir dıştan bu 2x mecbur bu da 2x. 2 iç bir dıştan şurası 3x olur. EBC 2x bölü BCE x. Bunlar gitti. 2 buldum. 15, 75, 90 üçgen özelliği haşa 4 haş oluyor oluşu. BD de AD'ye eşitmiş. Muhtemelen muhteşem üçlüyü kullanacak. BD AD'ye eşit. O zaman muhteşem üçlü. Şu 2 haşsa bu da 2 haş. Şu da 2 haş. 92 haşı görüyorsa 30 haşı görmüştür. DE burası haş kök 3 oldu o zaman. Haş kök 3 çünkü burası. H kök 3 bölü BC 4 H kök 3 bölü 4 D. Şu soruya yıldız atıyorum, bu kalıbı bilin. 180 olabilmesi için bir üçgen iç açılarının buraya 90 eksi alfa kalıyorsa buraya da 90 eksi alfa kalıyordur. Dolayısıyla şu açının toplamı 90 oldu. 7, 24, 24 daha verirsek 25 üçgenini sağlar. ABC'nin çevresi 24, 25 ve 7'nin toplamı 6, 56 Edirne. Açı açının yanında kenar diklik gönderin dedik. 6, 6 oldu. Buraya 30 kaldı çünkü burası 45. Şurası 60. 66 görüyorsa 30 2 kök 3'ü görmüştür. Burası da 4 kök 3. Şurası 120. O zaman burası da 30. İkisi kenar gelir. Burası da 4 kök 3. Bu da onun kök 3 katı 12'yi görür. 4 köküçlü olan kısmı istemiş. Şu soruya da yıldız atıyorum. Bu kalıbı da bilin. Bir üçgenin bir kenarı keş parçalıyorsa karşı kenarın tam ortasında siz bulun ve birleştirin. Paralel kenardan 90'sa bu da 90.
Bir çift çizgiye 1K düşüyorsa 2 çift çizgi 2K. O zaman şurası da 2K. 92K'yı görüyorsa 30K'yı görmüştür. 60K köküçü görür. Paralellik çekin demiştim. Z kuralını görün paralel doğrular arasında. 70'te şurası da 70. Yöndeşten şurası da 70. Alfa yazan yerde bir 70 bir 60 var. Toplamları 130.